dolarıyla. İşte içinde sakın unutmayın listesini barındıran ayrıntılar. Artık sadece saatler kaldı. Türkiye sandık başına gidiyor. Peki oy nasıl kullanılacak? Seçmen oy kullanmaya giderken yanına mutlaka kimlik numarası taşıyan resimli bir belge almak zorunda. Bu nüfus cüzdanı da olabilir, ehliyet ya da pasaport olabilir. Oy kullanma sırasında size boş bir zarfe 3 adet pusula verilecek. Muhtarlık seçimi pusulası ise kabinin içinde sizi bekliyor olacak. Pusulaları ve zarfı aldınız, kabinin içine girmeniz gerekiyor ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yanınızda cep telefonu ya da görüntü kaydedici bir cihazın olmaması gerekiyor. Attığınız oyun geçerli sayılması için oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, yazı yazılmaması gerekiyor. Zarfa pusula dışında bir şey konulmaması da oyunuzun geçerli sayılması için şart. Bu seçimde bir ilk yaşanacak. 4 pusula bir zarfa koyulacak ve ardından bu şeffaf kutuya atılacak. Ve oy kullandığınıza dair imza işlemlerini de hallettikten sonra oy verme işleminiz tamamlanmış olacak. Sandık başkanının önündeki listede isminizin karşısındaki alana imza atılmaması durumunda oy geçersiz kalacak. Oy pusulası ittifaka göre şekillendi. Örneğin Ankara'da İyi Parti ve MHP aday çıkarmadı ve logoları da oy pusulasında yer almayacak. 57 milyon seçmenin 194 bin sandıkta oy kullanacağı yerel seçimde 12 siyasi parti